Kripto Nipsan hepinize merhabalar. Bitcoin yeniden 70 bin dolar seviyesini açtı ve bu haberimizde de Bitcoin'in yeni rekoruyla başlıyoruz. Biliyorsunuz iki gün öncesinde 70 bin dolar bandını açan Bitcoin şimdi ise yine Coin Market Cap verilerine göre 70 bin doları yeniden aşarak hatta şu anda bu videonun çekildiği sırada 71 bin 500 dolar bandını da aşarak yepyeni bir rekoru tazelemiş oldu. Hemen bir son 24 saatlik bitcoin hareketlenmesine bakıyoruz ve Görüyoruz ki 72240 dolar seviyelerini gördükten sonra tekrardan 71680 seviyelerine geriledi ve rekorunun üzerinde kalmayı başardı Bitcoin. Bu değer artışıyla Bitcoin son 24 saatte %0.7 bir artış gösterdi ve 2 trilyon 650 milyar dolarlık bir piyasa değerini geçmiş oldu bu hareketlenmenin ardından. Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlaması da bu anlamda daha destekleyici para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki bu artışı destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Kasım 2021'de biliyorsunuz Bitcoin 69 bin dolar seviyesini test etmişti ve bu Bitcoin adına yeni bir rekordu. Ancak şu andan itibaren son 24 saatte Bitcoin'in 71 bin hatta 72 bin dolar seviyesine test etmesi tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii ki analistler Nisan'da gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma süreci nedeniyle Bitcoin'in fiyatındaki yukarı yönlü e imenin daha da devam edeceğine ve daha da uzayabileceğine işaret ediyor. Tabii ki Bitcoin'le eş zamanlı olarak da piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum da son 24 saatte 0.9 değer kazandı ve 3986 dolar seviyesine ulaştı. Bu seviyeden hatta zaman zaman 4000 doların üzerine çıkmaya başladı. Ethereum da yine yukarı yönlü ivmeye devam eden bir para birimi olarak günün en hızlı ikinci kriptosu olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne zaman Ethereum'u bu seviyelerde görmüştük? Ta 2021 yıllarında. Evet 2021 yılının Aralık ayında, 27 Aralık 2021 tarihinde Ethereum ilk kez 4000 dolar seviyesine çıkmıştı ve ardından düşüşe geçmişti. Ancak geçtiğimiz günlerden itibaren 3900 dolara kadar yükseldi ve şu anda BTC'de yaşanan anlık düşüşle geri çekilmiş olmasına rağmen yeniden 4000 dolar seviyesini zorlamaya devam etti Ethereum'da. Bugün gelinen nokta da aslında BTC spot piyasasında %3.28'lik bir yükselişle 4009 dolara kadar yükselmiş oldu ve yatırımcıların uzun süredir beklediği bir seviyeyi geride bırakmış oldu. Tüm bunlar yaşanırken de Etin market hacmi 481 milyar doları geride bırakmış oldu. Ethereum'un işlem hacmi %83 artış yaşadı ve 23 milyar dolar sınırına dayandı. Etin son 24 saatlik işlem hacminde yaşanan artış yatırımcı ilgisini de aslında bizlere gösteriyor. Ette yüksek bir yatırımcı ilgisi bulunuyor şu anda ve bu da bunun en önemli işaretlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir yandan dünyanın en büyük 3. borsası olan London Stock Exchange, L RSA, Bitcoin ve Ethereum yatırımcılarını sevindirecek bir haberi de paylaştı. Hemen bu haberi ekranlarınıza getirelim. FCA'in kripto para odaklı ETN yani Exchange Traded Note hizmetlerine onay vermesi de Londra borsasını harekete geçiren bir faktör oldu. Önemli bir gelişmeydi bu geçtiğimiz saatlerde. Bitcoin ve Ethereum'a Londra borsasından yeşil ışık geldi bu hareketin ardından. Borsa tarafından da 11 Mart günü yapılan açıklamada 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle Bitcoin ve Ethereum ETN başvurularının kabul edilmeye başlanacağına yer verildi. Söz konusu kripto para ETN'leri yatırımcıların borsadaki Bitcoin ve Ethereum varlıklarını takip eden menkul kıymetlerle işlem yapmalarına olanak tanıyacak. Aslında bu bir nevi Amerika'daki ETF'lere benziyor. LSA daha önce yayınladığı bir bilgi formu üzerinden başvuruları alacağını ve kesin lansman tarihi zamanı geldiğinde de teyit edeceğini vurgulamıştı. Başvuru formunda yer alan Bitcoin ve Ethereum'ların soğuk bir cüzdanda saklanması ve saklama kuruluşunun Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, İsviçre veya Amerika Birleşik Devletleri EML mevzuatına göre düzenlenmesi gibi detayların dikkat çektiğini görmüştük. Yapılan açıklamada Bitcoin ve Ethereum ETN'lerinin şimdilik sadece profesyonel kullanıcılara hizmet edeceği açıklandı. Bu bilgi kaydedildi geçtiğimiz saatlerin içerisinde. ETN demişken kısaca bir ETF'lere de geri dönüş yapalım. Biliyorsunuz spot Bitcoin ETF'lerin onaylanması tabii ki Bitcoin'in ivmesini de çok önemli ölçüde etkileyen faktörlerin başında geliyordu. BlackRock'ın Bitcoin ETF'i MicroStrategy'nin kripto varlıklarını geride bırakarak 13,5 milyar dolar değerinde 197.943 Bitcoin'e sahip olduğunu gördük. Ve ayrıca yeni Bitcoin ETF'leri toplamda 28 milyar dolarlık varlık bulunduruyor. MicroStrategy 193.000 BTC'lik portföy. Portföyü ve kaldıraçlı yatırım stratejisiyle öne çıkan bir şirket olarak geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu ve şirket Bitcoin rezervlerini güçlendirmek için 600 milyon dolarlık bir borçlanma planlıyor. Ayrıca MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi MSTR hisselerini kaldıraçlı Bitcoin ETF'i olarak nitelendiriyor. Son 12 ayda da MSTR Bitcoin'in %642'lik kazançlarını aşarak çok önemli bir artış gösterdi. Çok önemli bir artış kaydetti. Amerika'da bu gelişmeler Spot Bitcoin ETF paralelinde çok önemli bir değere sahip ve bizim açımızdan da Bitcoin'i takip eden yatırımcılar açısından da çok önemli bir gelişme olarak dikkatleri çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile devam ediyoruz. Tam bu videoyu size çektiğimiz sırada Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'la ilgili çok önemli bir video karşımıza çıktı. Donald Trump biliyorsunuz önümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine tam gaz hazırlanıyor ve yeniden aday oldu. Bu adaylığı sürecinde de eskiden daha önceki söylemlerinde Bitcoin'e karşı açıklamalar yapmıştı biliyorsunuz. Ancak bu dönemde bu seçim döneminde sürekli Bitcoin ve kripto paralara yeşil ışık yakan önemli açıklamalarda bulunuyor. CNN NBC televizyonuna canlı yayında bağlanan telefon bağlantısı yapan Donald Trump bakın Bitcoin ile ilgili neler söyledi dinliyoruz. Well, it's taken it as own life. You know, I do little things sometimes for fun and you know make money with it and but I have fun with it too. you mean you bought Bitcoin? No, no, no. But I it sometimes will let people pay through Bitcoin or will let people. Uh, Get involved in A new, it's, you know, if you, if you think of it, it's an additional form of currency. And I used to say, you know, I want one currency. I want the dollar. I don't want people leaving the dollar. And I feel, I feel that way, but I will tell you, it has taken on a life. Uh, I did a thing that people smile at, but it was wild. Uh, we did a thousand sneakers, a so limited edition sneaker run. The last one, and, and you could go through. You know our crazy new currencies because that's what I call them—they're crazy. Whether it's Bitcoin or others, and so many people were buying these things. And ultimately, the last pair of sneakers sold for approximately, I hear, four hundred and fifty thousand dollars. It was a limited edition, a run. They were gold. They were, you know, nice, cute. Uh, and we thought it was just a very small thing. It was a branding thing, and it was had a good time with it. The last, the last pair. Uh, sold for 450,000. People were going crazy for these sneakers. You probably were too. Everybody was. I I have every every friend I have has called me for a pair of sneakers. Donald Trump CNBC televizyonuna telefonla bağlandığı bu açıklamasında Bitcoin'le ilgili aslında şunları söylüyor. Zaten yoğun bir şekilde kullanılan bir para birimi aktif olarak kullanılıyor ve kullanıldığı çok fazla alan var dedi Donald Trump. Bu yüzden bu kullanım alanlarını ve BTC'yi ortadan kaldırmak isteyip istemediğimizden açıkçası emin değilim dedi. İnsanların Bitcoin aracılığıyla ödeme yapmasına izin vereceğiz dedi. Bu ek bir para biçimi dedi ve insanlar bunu kullanıyor dedi. Ülkelerin doların dışına çıkmasına izin vermeyeceğinin üzerine çizdi. Donald Trump bu açıklamasında çünkü bu standardı kaybettiğimiz takdirde devrimci bir savaşı kaybetmiş olacağız dedi. Aslında Trump hem Bitcoin'e karşı mesafeli olmadığını belirtti hem de hala doların daha da güçlü kalmasını isteyeceğini ve doların küresel piyasada daha etkin bir rol oynaması için elinden gelişmeye devam edeceğinin altını çizdi. Yani ne Bitcoin'e karşı olduğunu ne de Bitcoin'i doların önüne geçireceğini söyledi Trump. Bu açıklamasıyla aslında her iki tarafı da memnun eden bir demeç vermiş oldu Donald Trump. Mimcoin'lerle devam edelim. Mimcoin'lerde biliyorsunuz Shiba son haftaların öne çıkan ve dikkat çeken Mimcoin'i olarak sürekli karşımıza çıktı. Yükselişiyle dikkat çekti ve SHIB geçtiğimiz hafta boyunca %200'ün üzerinde önemli bir artış gösterdi. Bu Mimcoin'in olağanüstü performansı da Shiba Inu'yu piyasa değeri açısından ilk 10 kripto para birimi arasına soktu. SHIB dünya çapında birçok yatırımcının dikkatini çekmeye devam ettiğini gösterdi. Peki 1 dolar olacak mı Shiba? Yükselişiyle mi? Kısa pozisyonların tasfiyesiyle aslında şibin daha da yükseleceği biraz daha bize yakın görünüyor. Ancak vadeli işlemlerle kalıcı sözleşmelerde de önemli bir artış yaşanıyor. Shiba Inu lideri Shitoshi Kusama pazartesi günü Shiba Inu'ya verilen desteğin güçlü bir şekilde arttığını söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri başkan adaylarından Robert F. Kennedy Jr.'ın Shiba Inu'yu desteklediğini vurgulayan bir açıklama yaptı. Bazı analistlere göre önümüzdeki aylarda Shiba Inu'nun 1 dolar olmasa bile 50 sente ulaşması pek hayal değil gibi görünüyor. Bu Mimcoin'in artışını ya da düşüşünü önümüzdeki günlerde hep birlikte Takip edeceğiz. Şu anda ön satışta olan yeni projelere baktığımızda da, bir alternatif mimcoin arayışına geçtiğimizde de son zamanlarda özellikle Mimcoin yatırımcılarının karşısına çıkan önemli derecede pazarlama stratejileri gerçekleştiren yeni bir ön satış projesi var. O da Green Bitcoin. Green Bitcoin tahmin et kazan konseptiyle Mimcoin severlerin ya da yenilikçi projeleri sevenlerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Bu konseptle aynı zamanda çevre dostu bir proje olarak da Bitcoin'in alternatifi olarak yatırımcılara kendini lanse ediyor. Şu anda ön satış süreci de devam ediyor. Daha öncesinde birkaç inceleme videomuzda biz de Green Bitcoin'in analizlerini yapmıştık. Nasıl bir şekilde çalışıyor? Token sahipleri Bitcoin'in günlük fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışıyor ve başarılı olanlar, bu tahminler doğrultusunda başarılı olanlar da doğruluk ve staking oranına göre değişen çeşitli ödüller kazanabiliyor. Yani kullanıcılar doğru Bitcoin fiyat tahminleri yaptıklarında bu doğru tahminlere göre ödüllendiriliyor. Green Bitcoin aslında Ethereum'un çevre dostu yapısıyla kullanılıyor. Bitcoin'e nazaran biraz daha çevre dostu ve az enerji tüketimiyle Bitcoin fiyatına bağlı bir blok zinciri yaratıyor. Green Bitcoin'in ön satışı şu an itibariyle 3 milyon doları açtı ve bir Green Bitcoin'i ekip 0.8 dolara satıyor. Projeyi incelemek isteyenler, araştırmak isteyenler de Green Bitcoin'in Türkçe resmi sayfasına videomuzun açıklama kısmında ulaşabilir. Evet değerli izleyenler Haftanın ilk gününde kripto dünyasının önemli gelişmeleriyle karşınızda olduk. Bizi takip ederek hem kripto dünyasındaki son gelişmeleri hem de yeni projeleri kripto farkıyla öğrenebilirsiniz. Hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.